Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akla hayale gelmeyecek bir hırsızlık yaşandı. Ünlü havayolu şirketinin çalışanları yolcuların uçağa binerken teslim ettiği bavulları açıp değerli eşyalarını çaldı. O skandalı ise bir yolcunun şikayeti ortaya çıkardı. Uçağın bagajına alınan bavulları tek tek açtı, suç ortağıyla birlikte yolcuların eşyalarını çaldı. 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinin personelleri skandal bir hırsızlığa imza attı. İlk olay geçtiğimiz 3 Ocak tarihinde yaşandı. Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen erkek yolcu valizini açınca büyük bir şok yaşadı. Çünkü valizinin içindeki lüks marka saati ve bilgisayarı yoktu. Bu durumu hemen havalimanı polisine bildirdi. O utanmazlar 5 gün sonra da bu kez Londra'ya giden kadın yolcunun valizini boşalttı. Genç kadın Londra'ya vardığında bavulunun açık olduğunu gördü. Ve onun daha büyük zararı vardı. Çünkü valizindeki altın kolyeleri, pırlantaları, lüks marka saati ve bilgisayarı çalınmıştı. Hemen CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal alındı. Bilgisayarlardan alınan sinyaller havayolu şirketinin bagaj doldurma ve boşaltma personellerinin ikametinden geldi. Yetkililer iki personelin de evine operasyon düzenledi. Personellerin evinden yolculara ait elektronik, ziynet ve birçok para edecek eşya bulundu. Böyle olunca ikili suçunu itiraf etti. Birlikte çaldık, bir kısmını kendimiz kullandık, bir kısmını da paraya çevirdik dedi. Sonrasında da pişkin pişkin pişmanız dedi. Çaldıkları eşyaları belinde sakladığını itiraf eden işçilerin 14'er yıla kadar hapsi isteniyor.